Ta-ta-ta-tam! Haftanın ortasında aşçımız Cansu'nun evine geldik. Kendisi Esenler'de ikamet ediyor. Ben de hemen zili çalıyorum ve kendisiyle tanışmak... Pardon, ailesiyle tanışmak için. Kendisiyle tanıştık zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Cansu? İyiyim. Merhaba eşim. Merhaba. Evet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İsmini öğrensem? Mehmet. Mehmet. Şimdi daha da memnun olduk. Nereye geçiyorum? Buyurun. Şöyle buyurun isterseniz. Şöyle buyurayım. Şöyle buyurayım. Merhabalar, ben Cansu Ateş, 23 yaşındayım, Ardahanlıyım, eşim Sivaslı, 4 aylık evliyim. Ben çenemi değil yemeklerimi konuşturacağım tabii ki de, bunu masada da göstereceğim. Eli hızlıdır, lezzetli yemek yapar. Geldiğimiz zaman genelde zaten sofraya oturuyoruz. Bayağı bir baskın bir karakterim. Kavgacı yapım çok var. Haksızlığa asla gelemem. Haksızlıkta hiçbir tahammülüm yok. Sinirliyimdir. Yani biraz temizlik takıntısı vardır. Yani o yüzden çok eleştiri alıyorum. Bu konuda şikayetçi benden. Ben bugün 15 çeşit falan yapmayacağım. 5 çeşit yapacağım. Gözlerini değil karınlarını doyuracağım. Ya bence başka rakibi yok yani. Buraya gelirken de çok emin bir şekilde geldik, katıldık. Kazanacağını düşünüyorum. Ben güveniyorum. Ya kesinlikle iddialıyım. Yani 15 bin TL benim kimseye de vermeyeceğim. Mehmet ve Cansu. Bildiğim kadarıyla yeni evlisin. Evet, 4 aylık evliyiz. Aman! Hadi bakalım ömür boyu mutluluklar dileyelim. Nasıl gidiyor Mehmet evlilik? Güzel gidiyor. Daha hala... Ne olduğunu anlayamadınız. Evet, anlayamadık ne yaptık biz ya falan. Aşçıyla evli olmak nasıl? Güzel. Güzel, güzel bir duygu. Elleri zaten gayet lezzetli. Kilo aldın mı 4 ayda? Aldım. Bak. Ne yani kadar? İnkar ediyor ama bence bayağı bir aldı. Bayağı yani bir. Yaklaşık bir 5-10 kilo arası aldık. 5-10 kilo mu? Mehmet 5 ile 10 arasında 5 kilo fark var. Bu dediğin yeni bir bedendir. 4 kilo bir beden fark. Ne kadar 4 ayda ne yedirdin sen? Ne yaptın adama? Ben aslında buna 7 yıldır yediriyorum. Çünkü 7 yıldır biz beraberiz. Aa bayağı evet, uzun. Evet 4 aydır evliyiz. Niye öyle evlenme kararı uzun sürdü? Ya okuyorduk biz, öğrenciydik falan o yüzden. Anladım. Sen nereden mezundun? Bir daha söyle. Şimdi kaç gündür masada polemik konusu oldu Mehmet. İnanmıyorlar okullu olduğuna. Ya nasıl inanmıyorlar? İnanmıyorlar. Çok fazla teknik terimler falan da kullanmıyorsun. Çok gösteremedin mi kendini acaba sen masalarda? Ya evet Elvan Hanım çok konuşuyordu. Ha, kendimi ondan. O yüzden gösteremedim fazla. Göstereyim. Ama bugün masamda kesin bugün senin günün. Yemeklerin bugün konuşsun. Benim günüm, evet. Nereden mezunsun bir daha söyle. Ben üniversiteden mezunum. Aşçılık okulunda okudum. Aşçılık okulunda. Aynen lisede de öyle. Lisede de meslek sesiydi. Aynen meslek lisesi. Şu anda nerede çalışıyorsun? Bir hastanede, büyük bir hastanede çalışıyorum. Aa. Diyet mutfakta. Evet. Kaç kişiye yemek yapıyorsun? 750 kişi yapıyorum. Tabii ki bir ekip olarak çalışıyoruz biz. Kaç kişi var daha kadroda mutfakta? Yani 3 kişiyiz. 3 kişi gene 750 kişi yani iyi evet. Bir performans. Sana kaç yemek düşüyor? Yani şöyle bir şey, sürekli mardi halinde olduğu için değişiyor vardı, sürekli. Evet, evet. Sen ne iş yapıyorsun Mehmet? Ben de bir kamu firmasında çalışıyorum. Kamuda evet. Çalışıyorsun. Şu kendisi an de iki gün sonra askere gidiyor zaten. Evet. Ne? Bir ay evet. Yok. Ne? Ha bedelli yapacaksın. Evet bedelli yapacağım. Aa iyi hayırlı tezkereler şuna. Ne zordur ederim. Şimdi bir ay of be. Cansu 26 için daha gün. Zor olur. Ay, ağlayacağım. Neye alıyorsun kız? Bir ay gidiyor. Evvel zamanında 2 sene askerlik yapmış. Evet. 12 ay 1 yıl yapanlar var. Sen deli aynen. Misin divane bir misin? Bir ay bana 10 yıl gibi gelecek. Aa evet. İlk defa mı ayrılacaksın? Ben 2 saat evde olmadığım zaman bile arıyor yani. Hani. Görüntülü ararım her dakika. Ya bu güzel zaman olacak sizin aramam. İçin. Git vatani görevini bedelli de olsa yap tabii aynen. Ki. Nereye gidiyorsun? Ankara'ya gideceğim sonra. Bir de nasıl uzak, nasıl uzak. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Hayırlı tezkereler. Teşekkür diyelim. Ederim. Peki acaba nasıl bir menüyle yarışacak tabii ki? Aşçı olduğu için çok merak ediyoruz. Evet. Dün de iddialı bir menüydü ama menünün bir kısmını gördük. Gördüğümüzde de mutlu olmadık. Bugün yemek yemek istiyorum. Cansu acım var la acım ha. Bugün asla aç kalkmayacaksınız zaten hadi, masadan. Hadi o zaman say bana menünü tatlım. Evet Valide Sultan çorbası yapacağım. Köfteli sebzeli diye. Evet. Valide Sultan. Ara sıcaklı labne dolgulu ızgara sebzeli rulo yapacağım. Güzel. Evet. Beyti kebabı yapacağım. Lavaşını da kendim bir açacağım. Bir dakika. Hemen geçtin araya. Bir tane mi ara yemeğin var? Evet. Niye? Nasıl niye? Ya bence dün diyecekler ki aşçısın peynirini dıkmışsın sebzenin içine koymuşsun önümüze diyecekler. Yok bence demezler. Laf ederler bana fark etmez. Ana yemek beyti. Evet beyti yapacağım. Beyti severim. Beyti lavaşını evet, falan. Evet lavaşını güzel. Da kendim yapacağım. Güzel yanında. Yanına sebzeli meyhane pilavı yapacağım. Gider. Zaten o gider. Gider. Evet salata olarak mevsim salata yapacağım. Mevsim salata. Tal olarak kazandibi yapacağım.
Kazandı bir yapacaksın. Güzel. Lezzetli geliyor kulağa. Bildiğimiz bizim kendi yemeklerimiz. Evet. Geleneksel Türk mutfağından. Güzel lezzetler. 5 parça. Evet. Tamam 5 olsun. Artık 5'e razıyız ya. Evet. Yani 15 parça diye gelip de yani bilmiyorum. Dur konuşulacak şeyler var ama önceliğimiz tabii ki seni markete uğurlamak. Seni markete gönderelim. Biz de seninle mutfakta tekrar buluşalım. Tamamdır. Hadi iyi alışverişler. Tamam. Nehmet geçelim mi biz de? Olur. Menüyü genel olarak çok kolay buldum. Lokanta usulü bir menü olarak buldum. Çok kolay. Bunu 2 saat, 2,5 saate değil 1 saate bile yetiştirebilir. O halde Cansu Hanım kusura bakmayın bizimle değilsiniz. Yani burada ben zor olarak bir tek valide sultan çorbasını görüyorum. Geri kalan her şey bana göre çok basit ve kolay. Bir aşçıya yakışmadı yani menü. Menü kolay bir menü. Kolaya kaçmış biraz. Tabii vakti dar belki o yüzden kolaya kaçtı. Elvan Hanım'ın düştüğü hataya düşmek istememiştir belki de. Hani uzun bir menü yapıp yetiştirememek de var sonuçta. Genel olarak menüsünü beyti haricinde biraz basit buldum. Beyti'de de kolaya kaçarsa burada ben hiçbir aşçılık becerisi göremiyorum açıkçası. Salatasını kesinlikle menüsüne yakıştıramadım. Kazandibini yakıştıramadım. Çok basit kaçmış bunların yanında. Dün bahsettiği o diplomasının hakkını bugün maalesef verememiş. Cansu. Efendim Gürbüz. Kasaba mı gidiyoruz? Hayır ilk önce markete gidiyoruz. Koş hadi koş. Ne kadar bütçem var biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Peki ne kadar? 600. Aynen öyle. İlk ne alıyorsun? Soğan alıyorum. Ondan sonra pırasa değil. Biber alacağım, domates alacağım. Yarışmacımız alışverişe sebzelerini seçerek başlıyor. Aysel Hanım sana benim sayfama bakın diyecek mi yine? Kesinlikle bana öyle der ama ben diyeceğim ki telefonu bırakın yemeklerime bakın diyeceğim. O kadar iddialısın yani. Kesinlikle. Cansu, diplomanı gösterecek misin? Kesinlikle göstereceğim. Hatta duvara asmayı düşünüyorum. Sence neden inanmadılar sana? Bugün inanacaklar. 2 gündür niye inanmıyorlar? Masada fazla konuştuğumu düşünmüyorlar. Çünkü Elvan Hanım'dan bana bir türlü fırsat kalmadı. Yani bugün kendim bayağı bir konuşacağım. Bence post çıktı. Kendince çok iddialıydı ama havası bayağı bir söndü. Damı damına 7 dakikan geçti bile. Manav bölümünü tamamlayan Cansu alışverişe marketin içinde devam ediyor. Tam olay unutan ekmeği. Bir tane ekmek alacağım. Yine bir lavaşım alacağım ben her ihtimale karşı. Cansu kendine birini rakip görüyor musun? Yani Emrah Bey sadece. O da kendisi aşçı olduğu için. Başka kimseye rakip olarak görmüyorum. Alışverişi eksiksiz yapmak isteyen Cansu listesini kontrol ediyor. Cansu Hanım markete gitmenize gerek yok ki. Gerçekten çok kolay. Hatta siz ne yapın biliyor musunuz? Hemen arabayı alın. Patır 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 koyun. 30 dakika size çok, 15 dakikada gayet iyi bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Markette ne yapacak bilmiyorum. Zaten buradaki bütçe bana göre 250 lirayla halledecek ve 600'lük bir şey yok ki burada. Bence o marketten 10 dakikada çıkması lazım ve hatta bütçesinin yarısıyla bu menüyü tamamlar. Salça alacak mısın? Evet şu an listeme baktım. Salça almam gerekiyor benim şu an. Şöyle bir salçamı alayım. Sonra baharatlarım eksik. Baharatlarımı tamamlamam lazım. Baharat ne alıyorsun? Karabiber, pul biber alacağım. Tarçın alacağım. Toz antep fıstığı alacağım. Yumurtaları tek tek seçen yarışmacımız ara yemeği için labne peynir alıyor. İçeceklerimi almayı unuttum. Hemen içeceklerimi almam gerekiyor. Şöyle bir karışık meyve suyu, bir tane vişneli. Sütüm eksik. Sütüm de hemen de şuradaydı. Onu da alayım ben. 2 tane. 2 tane mi? Evet. Peki sütleri nerede kullanacaksın? Tatlımda kullanacağım. Buğday nişastası almam gerekiyor. Buğday nişastası nerede? Buğday nişastası. Cansu kazandibi tatlısı için sütten sonra nişasta alıyor. Et bulyonu almam gerekiyor. Et bulyonu nerede kullanacaksın? Bunu isteğe bağlı. Normalde kullanmayacaktım ama içinde zaten çorbamın içinde köfte olacak. O tadı veriyor. Ben bunu isteğe bağlı koyacağım. Cansu bence seni çok eleştirecekler. Bence hiç eleştirmeyecekler. Çünkü çorbamın içinde de köfte var. O suyun tadını verecek. Yani ben bir kere aşçıyım. Benim işime hiç karışmasınlar. Peçete almam lazım. Kağıt peçete. Peçetelerini de seçen yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçirmeye başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acil geçer misiniz lütfen bunları? Her şeyin tamam mı? Labnem. Bakıyorum. Şu an her şey tam gibi. Yoğurdumu da aldım. Galetunu tamam. Tamam bunları alıp kasaba gidiyoruz o zaman. Evet kesinlikle. Geç bile kaldık. 12.90. Süper. Bütçemizi şimdilik aşmadık. Evet. Yetmeyecek diye çok korkmuştum. Paranın kalanını kasapta mı harcayacaksın? Evet hemen kasaba gidelim bence. Market alışverişini tamamlayan Cansu et siparişleri için mahalle kasabını tercih ediyor. Evet.
şu an market alışverişim bitti. Kasabıma geldim. Bütçemi de hiç aşmadım. Merhaba, hoş kolay gelsin. Kaç dakikan kaldı biliyor musun? Kaç? 3. Yeter, artar bile. Ben hemen 1 kilo kıyma istiyorum. Tek çekim kebaplık. İçine kuyruk yağı da katarsan sevinirim. Kuzu mu aldın, dana mı? Dana aldım. Yarışmacımız ana yemeği beyti için dana etinden kuyruk yağlı kıyma hazırlatıyor. Çok lezzetli bir kıyma olacak. Evet, geçen almıştım, çok lezzetli zaten. Ekmeğe şeker olsun. Başka bir şey alacak mısın? Yok, başka bir şey almayacağım buradan. Ne kadar fiyat abi? 65 TL. Tamamdır. Yine bütçemi hiç aşmadım. Hemen veriyorum paramı. Teşekkür ettim, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim, kolay gelsin tekrar. Alışverişi tamamlayan Cansu yemeklerini yapmak için eve dönüyor.